dünyanın genişliğini kavrayabildin mi? Işığın bulunduğu yerin yolu nerede? Yakaranlık, onun yeri neresi? Olmuş veya olan ya da olacak her şeydir. Kozmos, düzen içinde bir evren anlamında kullanılan Yunanca bir sözcüktür. Ve bir bakıma karmaşa anlamına gelen kaosun karşıtıdır. Evreni oluşturan tüm canlı ve cansız varlıkların birbiriyle derinden uyumlu bağlarının gizlerini içerir. Ve bu karmaşık ama gizemli bir incelikte işlenmiş bağlara karşı hayranlık ifade eden bir sözcüktür. Kozmosu şöyle düşünmek bile garip bir heyecan verir. İnsanın sesini soluğunu kesen, ensesinden aşağı ürperti veren bir boşluğu düşünün. Hayal meyal anımsanışı gibi baş döndürücü bir duygudur bu. Çünkü tüm sırların en büyüğünün karşısında olmanın bilincindeyizdir. Kozmosun mekan ve zaman boyutları her insanın anlayış sınırları içine girmez. Üzerinde barındığımız yer küre, başsız ve sonsuz bir renginlikte kaybolmuş minicik bir gezegendir. Kozmik perspektifte insanoğluna ilişkin uğraşların çoğu anlamsız, hatta çocuksu görünür. Ama yine de insan soyu her dem genç, her dem merak küpü ve her dem cesur. Ayrıca çok da umut vericidir. Son 1-2 bin yıllık dönemde kozmos konusunda çok şaşırtıcı ve hiç beklenmedik buluşlara ulaştık. Bu buluşları düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Bütün bunlar, insanoğlunun evrim sonucu merak duygusuna sahip olduğunu, öğrenmenin, anlamanın insana sevinç verdiğini ve bilginin hayatta kalabilmenin ön koşulu olduğunu bir kez daha vurguluyor. Şuna inanıyorum ki, geleceğimiz, bir toz zerreci gibi içinde dolaştığımız kozmosu ne denli iyi anlayabileceğimize bağlıdır. Bütün o buluşlarla keşifler, kuşku ve hayal gücünden hız alarak gerçekleştirilmiştir. Hayal gücü bizleri çoğu zaman bilinmedik diyarlara götürür ve o olmadan hiçbir yere ulaşamayız. Kuşku da bize düş ürünüyle gerçek arasındaki farkı bulmamızı ve varsayımlarımızı sınamamızı sağlayan yolu açar. Kozmosun zenginlikleri sınırsızdır. Her çarka ayrı bir hayranlık doğuran bu makinenin olağanüstü güzellikteki parçaları ve bu parçalar arasındaki büyüleyici bağlantı, sözünü ettiğimiz sınırsız zenginliğin kaynağıdır. Yerküremizin yüzeyi, kozmik okyanusun kıyısını oluşturur. Bilgilerimizin çoğunu bu kıyılarda edindik. Son zamanlarda denize birazcık açıldık. Şöyle ayak parmaklarımızı ıslatacak kadar. Ya da en çok ayak bileğimize kadar diyelim. Bu suların çağrısını yadsıyamayız. Çünkü benliğimizde oradan geldiğimizi kavrayan bir yan var. Oranın çağrısını ta içimizde hissediyoruz. Dünyamızda uzunluk ölçüsü olarak kullandığımız metre ya da kilometre gibi ölçüler, kozmosun boyutları için geçerli değildir. Kozmos öylesine büyüktür ki kilometreler anlamsız kalır. Kozmosta ölçü olarak ışık hızını kullanırız. Işık, saniyede 300 bin kilometre hızla ilerler. Başka bir deyişle, yer küremizin çevresini saniyede 7 kez dolanmış olur. Işık, 8 dakikada güneşten dünyamıza ulaşır. Böylece yer küremizin güneşten 8 ışık dakikası uzaklıkta bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir yılda ışık, uzayda 10 trilyon kilometre kat eder. Işığın bir yılda aldığı mesafeye ışık yılı adı verilir. Yerküremiz kozmosta biricik yer değildir kuşkusuz. Hatta tipik bir yer bile sayılmaz. Aslında kozmosta hiçbir gezegen ya da yıldız veya galaksi tipik olmaz. Çünkü kozmosun çoğu boştur. Kozmosun tipik özelliği engin, soğuk, her yeri kaplayan boşluklar arasındaki sonsuz uzay gecesidir. Galaksiler arası bu sonsuz uzay gecesi öylesine garip ve ıssızdır ki, bunun karşıtı olarak gezegenler, yıldızlar ve galaksiler iç açıcı bir güzellik yaratırlar. Ama bunlar çok azdır. Ola ki, kozmosta bir gezintiye çıksak, bir gezegene rastlama olasılığımız 10 milyar trilyonun trilyonunda birdir.
Günlük yaşamımızda böyle bir sayı için zorlama sayı denir. Bu da evrende dünyaların ne denli değerli olduğunu ortaya koymaktadır. Galaksiler arası uygun bir noktadan bakabilsek, uzay dalgaları üzerine yayılmış köpük gibi hafif ışıltılı şekiller görürüz. Bunlar galaksilerdir. Bazıları tek başına, bazıları küme halinde, engin kozmik karanlıkta kayarak dolaşırlar. İşte karşımızda, bildiğimiz kadarıyla en geniş boyutlarda bir kozmos. Yerküremizden 8 milyar ışık yılı uzakta, bulutsu yıldızlar yöresindeyiz. Bilgilerimiz, buranın bilinen evrenin uç bölümüne yarı uzaklıkta olduğunu söylüyor. Bir galaksi gazdan, tozdan, yıldızlardan oluşur. Milyarlar ve milyarlarca yıldızdan. Birileri için güneş işlevi görüyor olabilir bu yıldızlar. Bir galakside yıldızlar ve dünyalar vardır. Belki de canlı varlıklar, akıllı canlılar ve uzaya yayılmış uygarlıklar da bulunmaktadır. Fakat uzaktan bir galaksi bana güzel bir eşya koleksiyonunu anımsatıyor. Deniz kabukları ya da mercanlar gibi. Ölçülemeyecek kadar uzun zaman dilimleri içinde doğanın kozmik okyanustaki girişimlerinin ürünleridir bunlar. 100 milyar kadar galaksi, her birinde de ortalama olarak 100 milyar yıldız var. Bütün galaksilerde yıldız kadar gezegen de bulunma olasılığı söz konusu. Böylesine akıl almaz sayılar karşısında neden tek bir yıldız, yani güneş, insanların yaşadığı bir gezegene yaşam veriyor olsun da başka olasılıklar bulunmasın? Niçin kozmosun ücra bir köşesinde yaşama mutluluğuna yalnızca bizler ermiş olalım? Kanımca evrende hayat kaynıyor olması çok daha güçlü bir olasılıktır. Ama biz insanlar bunu henüz bilemiyoruz. Keşiflerimiz daha yeni başlamıştır. 8 milyar ışık yılı uzaklıktan bakıldığında Samanyolu'nun içinde bulunduğumuz kümeyi bile zor bulabiliriz. Değil ki Güneş'i ya da Yerküremizi. Üzerinde insan yaşadığından emin olduğumuz tek gezegen, kayalar ve madenlerden oluşmuş minnacık bir küredir, dünyamız. Güneş ışığının yansımasıyla hafiften parlayan bu yerküre, uzayda kayıp bir cisim gibidir. Şimdi gezegenimizden yola çıkarak başlayacağımız yolculuk, yeryüzündeki astronomi bilginlerinin Bölgesel Galaksiler Kümesi adını verdikleri yöreye götürecek bizi. Burası 2 milyon ışık yılı ötemizdedir ve yaklaşık 20 ana galaksiden oluşur. Özel ya da ilginç bir görünümü olmayan, dağınık, karanlık bir kümedir bu. Bu galaksilerden biri, yeryüzünden görülen Andromeda galaksisindeki M31'dir. Öbür galaksiler gibi, bu da yıldızlardan, gazdan ve tozdan oluşmuş kocaman bir fırıldaktır. Çekim gücüyle kendisine bağlı olan iki uydusu bulunur. M31'in ötesinde bir benzer galaksi daha vardır. Bu, sarmal kolları yavaştan her 250 milyon yılda bir dönen kendi galaksimizdir. Yuvamız olan yerkürenin 40 bin ışık yılı uzağındaysa, Samanyolu'nun merkezine varmış oluruz. Buradan yine yerküremizi bulmak istersek, galaksinin kıyılarına doğru rotamızı değiştirerek sarmalın uzak kolu dolayında karanlık bir bölgeye girmeliyiz. Sarmal kollar arasında bulunduğumuz anda bile genellikle edineceğimiz izlenim yanımızdan yıldız nehirlerinin akıp gitmesi olacaktır. Kendiliklerinden pek güzel aydınlanmış olarak kayıp giden bu yıldızlardan sabun köpüğü görünümünde olmasına karşın İçine 10 bin güneş ya da 1 trilyon yerküre sığacak kadar büyüklükte olanlar vardır. Buna karşılık bazıları da ufak bir kasaba büyüklüğündedir. Bazı yıldızlar, örneğin güneş tek başınadır. Diğerleri ise, ki çoğu öyledir, kalabalık gruplar halindedir. Genellikle sistemler çifttir ve iki yıldız birinin yörüngesinde dolaşır. Bu yıldız kümelerinin içinde, üçlü sistemden tutun da birkaç düzine ya da binlerce yıldızın yer aldığı gruplar vardır. Yıldızların çok sık kümeler oluşturduğu bölgeleri milyonlarca güneş aydınlatır. Bazı çift yıldızlar
birbirlerinin öylesine yakınından gelip geçerler ki, aralarında kalan mesafe toza boğulur. Çoğunun birbirinden uzaklığı, Jüpiter'in Güneş'ten uzaklığına eşittir. Bazı genç yıldızlar, yani süpernovalar, bağlı bulundukları galaksinin tümü kadar parlaktır. Kara delikler dediğimiz ötekilerse birkaç kilometre uzaktan bile görülemezler. Bazıları sürekli parıltılardır. Bazıları henüz karar vermemiş gibi yanıp söner ya da şaşmaz aralıklarla göz kırpıştırıcısına parıldar. Kimi çok edalı biçimde döner durur, kimisi de öylesine çılgınca döner ki kutupları yamyası olmuş gibi görünür. Yıldızların çoğu göze görülebilir ve kızıl ötesi ışık çıkarırlar. Bazıları aynı zamanda parlak X ışınları ya da radyo dalgaları kaynağıdırlar. Sarı yıldızlar orta yaşlıdırlar ve çoğu bu sınıfa girer. Kırmızı yıldızların çoğuysa yaşlı ve ölgündürler. Küçük beyaz ya da siyah yıldızlar da ölümün eşiğindedirler. Samanyolunda karmaşık ama uyumlu biçimde dolaşan her türden 400 milyar yıldız yer alır. Gezegenimizdeki insanların bütün bu yıldızlar arasında yakından bilebildikleri yalnızca bir tanedir. Her yıldız sistemi, uzayda ötekilerinden nice ışık yılı uzaklığında ayrı düşmüş birer adacıktır. Kendi gezegenleriyle, kendi güneşlerinden başka bir şeyin varlığından habersiz, yalnızca bunlara ait bilgiler edinmeye çalışanları gözümüzün önüne getiriyorum bazen. Ne kadar ayrı ve yalnız bir adacık oluşturuyoruz. Kozmosu düşünebilme konusunda beynimiz çok yavaş çalışıyor. Yıldızlardan bazıları, evrimlerinin erken bir döneminde donmuş milyonlarca cansız ve taşlaşmış dünyacıklarla, gezegen sistemleriyle çevrili olabilirler. Belki de yıldızların çoğunun bizimkine benzer bir gezegen sistemi vardır. Bunların dış sınır çizgisinde gazlardan büyük halkalar oluşturduğu gezegenler ve buzlu aylar, merkeze yakın bölümünde küçük, sıcak, mavimsi beyazlıkta bulutlarla kaplı dünyalar bulunabilir. Çok uzağında kaldığı güneşin aydınlattığı Plüton gezegeni, simsiyah göklerde küçücük bir ışık noktası gibidir. Gaz dolu dev dünyalar olan Neptün, Uranüs, Satürn ve Jüpiter'i çevreleyen buzlu aylar vardır. Bunlar arasında Satürn, Güneş sisteminin elmas parçasıdır. Gazlı gezegenlerde bunların yörüngelerinde dolaşan, iceberglerin oluşturduğu bölgenin içerileri iç Güneş sistemi yöresini oluşturur. Burada, örneğin, kıpkırmızı Mars gezegeni vardır. Yükselen volkanların, kocaman vadi yarıklarının, gezegeni baştan aşağı kasıp kavuran kum fırtınaların saptandığı bu gezegende basit hayat şekilleri de bulunabilir. Bütün gezegenler Güneş'in yörüngesinde dolanırlar. Bize en yakın olan bu yıldız, hidrojen ve helyum ateşinden termonükleer tepkimelerle tüm sisteme ışık yağdırır. Çok sayıda dünyalar arasında yalnızca bir tanesidir üzerinde yaşadığımız yerküre. Ve yalnızca bizim için bir anlam taşıyor olabilir. Yerküre bizim yuvamız, bize yaşam veren kaynaktır. Yaşadığımız hayat biçimi burada gelişmiştir. İnsan türünün burada doğuşu çok eski zamanlara dayanır. Bu yerküre üzerindedir ki, kozmosu keşif isteklerimiz kabarmış, biraz zahmetlice ama hiçbir garantisi olmadan kaderimizi belirlemeye çalışmışızdır. Mavi renk nitrojenli göğünde, su okyanuslarında, serin ormanlarında ve maveralarında cıvıl cıvıl hayat kaynağı kesin olan yerküremize, dünya adını verdiğimiz gezegene hoş geldiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, güzel ve enderdir bu gezegen. Hatta şimdilik tektir diyebiliriz.
uzayda ve zaman içinde yaptığımız yolculukta şimdilik yalnızca dünyamızı gösterebiliriz. Böylesi dünyalar uzayda serpilmiş halde herhalde vardır. O dünyalar için yapacağımız araştırmaları 1 milyon yıl boyunca insan türünün çabalarıyla oluşturduğu bilgi birikimine dayanarak dünyamızda başlatacağız. Zeka pırıltısı saçan insanların bilgi peşinde koştukları ve bilimsel araştırmalara değer verilen bir dönemde dünyaya gelme mutluluğuna sahip insanlardansınız.